Mesele'den merhabalar. Sahneyi ateşe veren kadınlar ve yıkıp geçen erkekler videolarımızdan sonra şimdi de Eurovision'da sahneyi sallayan gruplar videomuzla karşınızdayız. Yıllar içerisinde Eurovision'a yüzlerce grup katıldığından aralarından sadece 10 tanesini seçip bir liste yapmak kolay olmadı. Bu sebeple dışarıda kalan iyi gruplar olabilir demiyoruz. Çünkü kesinlikle olacak. Listeyi yaparken en azından ilk 5'e girmiş olma şartı koyduk. Sadece bir grubu 6. olduğu halde sıralamaya dahil ettik. Sebebini de videonun devamında yeri geldiğinde açıklayacağız. Biz sözü çok uzatmadan listemize geçelim. Sizler de düşüncelerinizi yorum kısmında bizlerle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler. Eurovision şampiyonu Helena Paparizou, 2001'de Antik grubunun üyesi olarak Eurovision'u 4 sene erken kazanmış olsa, sanıyoruz buna kimsenin itirazı olmazdı. ...99 yılında çıkardıkları albümle Türkiye'de epey popüler olan grup, Eurovision'da üçüncülük elde etmişti. Rusya'nın sevimli nineleri 2012'de karşılarına Lori'nin Euphoria'sı çıkmasaydı, Eurovision'da sansasyonel bir birincilik elde edebilirlerdi. Neşeli şarkılarıyla tam 259 puan alarak ikinci olmaları yine de oldukça önemli bir başarıydı. Eurovision'a katılan bütün temsilcilerimizin arasında en şanslısı kendi evinde sahneye çıkma şansı yakalayan Athena'ydı. Grubun doğal ve kendinden emin performansı İstanbul izleyicisinin coşkusuyla birleşince ortaya çok renkli ve unutulmaz görüntüler çıkmıştı. Videonun başında da değindiğimiz gibi bu listedeki bütün grupların ortak özelliği ilk 5'e girmiş olmaları. Bu konudaki tek istisna olan Norveç'in 2019 temsilcisi Kino, jürinin attığı kazık nedeniyle 6. sırada kalmış olsa da halk oylamasını kazanarak gönülleri fethetmişti. ...1974 sonrası Eurovision, ABBA'dan esinlenen birçok grubun ortaya çıktığı ve hatta bazılarının birinciliği dahi kazandığı bir yarışmaydı. Bucksface grup üye sayısında ABBA'ya örnek almış olsa da enerjik performansıyla fark yaratmıştı. Eurovision'da unutulmaz grup performansları denince ilk akla gelen gruplardan biri şüphesiz Lorde. Yollarını şaşırıp Cadılar Bayramı partisi yerine Eurovision'a gelince sahnenin gerçek anlamda nasıl sallanacağını dosta düşmana göstermişlerdi. Türkiye'nin Eurovision'daki en iyi derecelerinden birini elde eden Manga, geceye performansıyla damga vurmuştu. It doesn't come as a surprise.
diğer videolarımıza yaptığınız yorumlardan yola çıkarak söylüyoruz ki Türkiye Eurovision'a dönecek olsa ülkeyi tekrar manganın temsil etmesini isteyenlerin sayısı hiç de az değil. ...2019'da bir kez daha şansını deneyen, ancak İtalya ulusal finali yerine geçen Sanremo'da Eurovision biletini Mahmut'a kaptıran grup, 2015'te büyük sükse yapmıştı. Güçlü sesleri ve performanslarıyla geceye damgasını vuran grup, İtalya'ya alışık olduğu iyi derecelerinden birini kazandırmıştı. Bize göre Eurovision tarihinin hakkı en az teslim edilen grubu Cengiz Han. ...1979'da Eurovision için kurulan grup, albümleri ve canlı performanslarıyla zaman içinde o kadar sevildi ki, bugün bile hala sahneye çıkıp 10 binleri coşturmaya devam ediyor. Grup üyeleri tek yarışmalık bir heyecan için yola çıktıklarında, bunun 40 yıllık bir maceraya dönüşeceğini tahmin bile edemezlerdi. Sanki bir numara en başından beri belli değilmiş ve biz size ABBA'yı anlatmak zorundaymışız gibi davranmayalım. Dünya müzik tarihinin en etkili ve en çok taklit edilen gruplarından biri olan ABBA, tabii ki bu listenin tepesinde yer alacaktı. Videolarımızı izlediğiniz ve yorumlarınızı paylaştığınız için teşekkürler. Yeni videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.